Merhaba gençler. İkinci kimya soru çözüm videomuzla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve sağlık ve güvenlik işaretleri. Öncelikle soru çözümüne başlamadan önce bu laboratuvarda uyulması gereken kuralları kısaca bir hatırlayalım. Laboratuvarlarda oluşması muhtemel tehlikelerden bir tanesi kimyasal maddelerin çalışanların üzerlerine çalışması, yakıcı ve delici etkileriyle zarar görmesi arkadaşlar. Bu gibi etkilerden de, tehlikelerden de korunmanın en basit ve en etkili yolu önlük kullanmaktır. Yani laboratuvar önlüğü. Sonra çalışmanın niteliğine göre eldivenler kullanacağız. Rahat ve düz ayakkabılar giyeceğiz. Özellikle açık ayakkabılar giymeyeceğiz. En hassas ve en önemli organlarımız olan gözler, bunları kimyasal maddelerden, zararlı ya da zarar verici partiküllerden korumak lazım. Bunun için de gözlükler takmamız gerekiyor. Yapacağımız çalışmaların niteliğine göre bu gözlükler olmalı. Yani koruyucu özelliği olan gözlükler olmalı. Laboratuvarda çalışanlar da eğer analizler sırasında katı ve sıvı kimyasallardan oluşan gazlar, tozlar, buna benzer zerrecikler varsa mutlaka uygun bir şekilde de maskeler kullanmamız gerekiyor. Laboratuvarın dışarısında kullanılan önlükler, eldivenler dışarıya çıkartmıyoruz. Laboratuvarın dışına da çıktığımızda hemen bu önlükleri de atıyoruz arkadaşlar kenara. Elbette laboratuvarda hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz, sigara içilmiyor, yiyecek hiçbir şey yenilmiyor. Kozmetik ürünler laboratuvarda kullanılmıyor. Saçlarımız eğer uzun ise, özellikle kız arkadaşlar, saçlarımızı biz tokayla ya da herhangi bir uygun şeyle bağlıyoruz, topluyoruz. Gıda malzemeleri laboratuvarda bulundurulmuyor. Laboratuvar ekipmanlarını muhafaza etmemiz gerekiyor. Özellikle muhafaza ederken de bizim laboratuvarda da lütfen dikkat edin. Biz tehlikeli maddeleri ayrı, asitleri ayrı, bazları ayrı, yani tepkime verip patlayıcı, yanıcı özellik olanlar ya da zehirli gaz olanları ayrı ayrı yerlerde toplamıştık. Laboratuvarda çalışırken arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor, itinayla çalışmamız gerekiyor, gürültü yapmamamız gerekiyor ve en önemlisi de şakalaşmamamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer laboratuvarda çatlak veya kırık cam malzemeler varsa bunları kesinlikle kullanmıyoruz. Deri yoluyla da hastalıklar bulaşabiliyor. Bu yüzden açık yaralarımız varsa mutlaka yara bandıyla kullanmamız gerekiyor. Onları kapatmamız gerekiyor. Katı maddelerden biz şişelere alırken mutlaka temiz bir spatül, hani kaşık gibi hatırlayın, bunları almamız gerekiyor. Eğer sıvı maddeleri biz almamız gerekiyorsa da bunu da pipetlerle almamız gerekiyor arkadaşlar. Ve kullandığımız malzemeler tekrar aynı şişeye koymuyoruz. Farklı bir tane kaba koyuyoruz arkadaşlar. Kapalı kaplardaki bir madde varsa biz bunu ısıtmıyoruz. Çünkü buhar çıkabiliyor, patlama olabiliyor. Şişelerden de sıvı akıtırken üzerindeki etiketlere mutlaka dikkat ediyoruz. Etiketlerdeki koruma, güvenlik işaretlerine, şimdi bakacağız sorulara. Bunlara dikkat ederek bunları kullanıyoruz. Etiketlemeler çok önemli. Üzerine eğer siz bir çözelti hazırladınız ya da başka bir şey yaptınız, mutlaka uygun etiketi üzerine koyuyoruz. Etiketleri kullanmamız lazım. Taşırken de mutlaka iki tane elinizi birden kullanacaksınız malzemeler taşırken. Tek bir elle taşımıyoruz. Bir elle eğer şişeyi tutuyorsak diğer elle de o şişenin altından tutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Organik bir çözücümüz varsa, işte nedir bu? Eterdir, hegzandır ya da fenoldür, benzendir gibi. Bunlar kesinlikle lavaboya dökmüyoruz. Civa ya da herhangi bir malzeme yere döküldüğü zaman mutlaka vakumla ya da köpüklerle bunları toplamamız lazım. Eğer kırık bir termometre genellikle bu civalara sebep oluyor. Onlar da kesinlikle lavaboya, çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Asitlerle çalışacağımız zaman, zehirli asitlerle özellikle, çeker ocak dediğimiz sistemlerde, bizim de o yukarıda aspiratör tipli bir çeker ocağımız var. Onlardan çalışıyoruz.
Asitle suyu karıştıracağımız zaman önce suyu sonra asiti ekliyoruz. Asidi suyun içerisine dök, hatırlayın. Sıcak cam kaplar, işte eldivenler ya da şeyler, mutlaka sıcak malzemeler eldivenlerle ya da maşayla tutmamız gerekiyor. Isıtıcılara dokunmadan önce mutlaka bekliyoruz. Açık bir alev varsa onun üzerinden hiçbir şey geçirmiyoruz arkadaşlar. Deneyi yaparken test tüpleri var, deney tüpleri. Onların üst kısımlarını gaz çıkışı ve patlamaya binaen insanlardan uzak tutuyoruz. Cam malzemeleri kuruysa kullanmıyoruz. Eğer kuru değilse bunu mutlaka kurutup kullanıyoruz. Buharlı malzemeler, yani buhar verip insanlara zarar veren malzemelerde buharlarını elden alıyoruz arkadaşlar. O şekilde kullanıyoruz. Laboratuvardan ayrılırken de tüm malzemeleri ve her şeyi, kimyasalları yerli yerine koyuyoruz. Şişelere mutlaka ağzının kapalı olduğunu kontrol ediyoruz. Çalışma alanlarımızı temizliyoruz. Elbiseler ve giysilerimiz varsa laboratuvarda mutlaka onları da evde yıkatıyoruz. Ellerimiz mutlaka suyla ve sabunla iyice yıkanıyor arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlayabiliriz. Birincisi soru. Yukarıda verilen güvenlik sembolleri ve açıklamalar eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır diyor. Bakın birinci soruda, birinci işarette bakın patlamış, bu aşındırıcı değil, patlayıcı malzeme olması lazım. Şu bu patlayıcı malzeme şurada eşleşmiş. Şu bir aşındırıcı bir malzeme değil mi? Bakın yere dökülmüş, yeri aşındırmış, ele dökülmüş, eli aşındırmış. Bu da gitti. Bakın, şurada bir yanıcı bir malzeme var. Eğer bu yanıcı malzemenin içerisinde O harfi varsa bu yakıcıydı. O zaman bu da yanıcı malzeme. Kuru kafa, toksik var mı? Yok. Şu tahriş edici, evet, ama şurası toksik olması gerekiyordu. 4 numara burada açıkta kalmış arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisi laboratuvar çalışma kurallarından birisi değildir diyor. Kimyasal maddeler özelliklerine göre ayrı ayrı ve karanlık, güneş ışığı olmayan ortamlarda depolanmalıdır diyor. Doğru söylüyor. Laboratuvarda çalışırken açık yaralar, yara bandı veya veya gazlı bezle kapatılmalıdır. Deneyde kullanılacak sıvılar şişelerinden pipet ile fuar kullanılarak alınacak, ağızla çekilmeyecek. Deneylerde kullanılan cam malzemelerin deney sonrasında mutlaka temizliği yapılacak. Deneylerin sürekliliğini sağlamak için yeme, içme gibi gereksinimlerimizi laboratuvarda gidermeliyiz. Laboratuvarda hiçbir şey yenilmez arkadaşlar. Evet, diğer bir soruya bakalım. Hemen bir radyoaktif bir işaret, radyasyon işareti, bir ışıma işareti var. Hangisi yapılmalıdır diyor. Ayça sahilde gezerken gözüne yandaki uyarı işareti bulunan bir bidon çarpıyor. Bidonu güvenli bir yere çekmekle uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Hemen yetkililere haber vereceksiniz. Bidonu kesinlikle açmayacaksınız, ellemeyeceksiniz, yanından uzaklaşacaksınız, hemen telefonla yetkilileri arayacaksınız. Tiner yanıcı, tuz ruhu ise aşındırıcı etki göstermektedir. Bunların şişelerine sırasıyla yukarıdaki etiketlerden hangileri yapıştırılmalıdır? Yanıcı, aşındırıcı. O zaman bir aşındırıcı işaretimiz olacak. Tuz ruhu zehirli bir madde, çünkü içerisinde HCl var, hidroklorik asit, zehir etkisi gösteriyor. Tinerimiz yanıcı olduğu için şu da olacak. Aşındırıcı, tabi tuz ruhu ve tiner kimyasal olacak. Hangileri yapıştırılmalıdır diyor. Burada şu oksijenimiz olmayacak. Yani çünkü bu yakıcı bir madde. Birimiz, yani toksik
Yanıcımız kesinlikle olacak. Aşındırıcı bir madde de olacak. 1 ve 3 kesinlikle olması gerekiyor. Ancak tuz ruhu klor gazı olduğu için bunu da eklemek lazım. Doğaya zarar verdiği için bunu da eklemek lazım. Soruyu tamamlayalım arkadaşlar. Başka bir soru. Ceyhun marketten aldığı bir ürün üzerinde yukarıdaki uyarı işaretlerini görüyor. Buna göre bu ürünle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Alınan ürüne çıplak el ile temas edilmemelidir diyor. Şimdi ellerimizi zaten aşındırmış değil mi bu? Yani o zaman temas etmeyeceksiniz. Doğrudan doğruya toprağa karıştırılmamalıdır. Niye? Çünkü balıkları öldürmüş, doğaya zarar vermiş, bitkilerimizi öldürmüş, toprağa atarsak bunlar da zarar verecektir. Ürün soğuk ortamda muhafaza edilmelidir. Buna ilişkin herhangi bir şey yok. Çamaşır suyu olabilir. Hem elimizi tahriş ediyor. Sodyum hipoklorit'li NaOCl değil mi çamaşır suyu? Hem de doğaya, çevreye de zarar veriyor. Ürün tuz ruhu olabilir. Aynı şekilde bu da doğaya, çevreye zarar veriyor. Ellerimizi de tahriş ediyor. Ama soğukla ilgili herhangi bir ifade yok. Diğer bir soru çözümü. Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretlerinden hangilerinin anlamı doğrudur? Tahriş edicidir. Yakıcıdır. Arkadaşlar yanıcı olabilmesi için şu O harfi yoktu. Şurada. Evet, o zaman bu da doğru. Şurası çevreye zararlı değil. Çevreye zararlı da biliyorsunuz balık ve ağaç, kuru ağaç ve balık da ölüyor. O olacaktı. O zaman 1 ve 2 doğru yanıt oluyor. Evet. Kimyasal maddeler insan sağlığına, çevreye zararlı etkilerine dikkat çekmek için güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri kullanılıyor. Buna göre şu radyasyon işareti hangisidir? Hemen radyoaktif. Zaten soruyu okurken cevabı da söylemiş olduk arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Karbondioksit gazının çevre ve insan sağlığına verdiği zararlardan birisi değildir. Karbondioksiti biliyorsunuz arkadaşlar. Küresel ısınmaya da sebep olan bir gaz. Yanma sonucunda sanayide, fabrikalarda dışarıya atılan bir gaz. Tabi bu atmosferde %78'i azot, %21'i oksijen, geri kalan %1'lik kısımda karbondioksit, işte helyum, argon vesaire vesaire gazlar. Şimdi bizim ortamdaki karbondioksit miktarı ne kadar fazla ise başta küresel ısınma dediğimiz birçok etkilere sebep oluyor. Ve havadaki miktarı oksijenin %21'deyken sıkıntı yok. Ancak havadaki oksijen miktarı %19'a düştüğünde bizim buradaki insanlarda oksijen miktarı azaldığında boğulma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani açık havada da olsa boğulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ortamda eğer karbondioksit miktarı fazlaysa oksijeni dışarı atacağından dolayı oksijenin derişimi azalacak. Boğulma dediğimiz olaya da sebebiyet verebilir. O zaman kapalı alanlarda nefesle gerekli oksijen alımını engelliyor değil mi arkadaşlar çok fazla olursa? Evet. Akciğerde tıkanıklık, buna bir soru işareti koyalım. Akciğerde boğulma yapıyor yani miktarı fazla olduğunda. Yanarak çevre kirliliğine neden olur? Evet arkadaşlar karbondioksit yanmaz. Evet cevabı hemen bulduk. Karbon zaten kömür yandığı zaman karbondioksite dönüşür. Karbondioksiti bir daha yanamaz. Çünkü yükseltgenme basamağı zaten artı 4'tür. Daha yükseğini alamayacağı için 4A grubunda olduğundan dolayı karbondioksit yanmaz. Bu özelliğinden dolayı zaten yangın söndürücülerde kullanılır. Yanmaz yanarak diyor. Hayır. Yanardağların patlaması sonucunda damların yakılmasıyla oluşur. Doğru. Küresel ısınmaya sebep olur. Doğru. Demek ki cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Burada sorularımızı bitiriyoruz. Zaten kolay bir ünite arkadaşlar. Sağlık ve güvenlik işaretleri önlemleri. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi bakın, esen kalın ve evde kalın arkadaşlar.